رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Evet. Şimdi 67. ayeti bitirmiştik. 68. ayete geldik Yusuf suresinin. İnşallah birkaç hafta sonra bunu bitireceğiz. Tatile girmeden evvel Hud suresine inşallah başlayacağız. Şimdi geçen haftaki son ayetimizi ufacık hatırlayalım içeriğini. Orada dedi ki Yakup peygamber çocuklarına, şehre gittiğiniz zaman da aynı kapıdan girmeyin, muhtelif kapılardan girin dedi çocuklarına. Çocuklar da bu sefer, şimdi bugünkü başlayacağımız ayeti kerimede, babalarının söylediğini yaptılar. Bakalım nasıl yaptılar. وَلَمَّا دَحَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُ Babaları onlara emrettiği gibi şehre girdiler. Hazreti Yusuf'un abileri, Hazreti Yakup'un çocukları. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Halbuki bu tedbir, bu durum Allah'ın o kaderini onlardan çeviremezdi. Yani Allah diyor ki, yani benim kaderimi onların bu şeyi çeviremezdi onlardan. Eğer bir bela başlarına gelecekse gelecekti yani. İlla haceten fi nefsi Yakub kallah. Bu istek, bu emir, çocuklarım, şehre girerken muhtelif kapılardan girin, ayrı ayrı kapılardan girin derken, bu Hazreti Yakup'un kendi içindeki bir duyguydu. Yani onun içinde gerçeklenen bir ihtiyaçtan meydana gelmişti. Sadece bu bir tedbir anlamında söylemiştir onu. Yani beşerin yapacağı entrikaya beşerin aldığı bir tedbir anlamındadır. Yoksa kulun tedbiri Allah'ın takdirini bozamaz. Bu mümkün değil. Burada bu çıkıyor. Niye böyle beşeri entrikalara, beşeri tedbirlerin alınabileceğine delil oluyor bu ayet? Bakınız, bu müthiş bir olaydır. Sebebi ne? Böyle bir tedbiri kendi nefsinde, kendi içinde hükme bağlaması, kadaha, hükme bağlaması, böyle bir karar vermesi. Çünkü ve innehu ledu ilmin lima allemnahu. Çünkü Yakup peygamber de Allah-u Teala bizim ona öğrettiğimiz bilginin sahibiydi. Ledu ilmin, ilim sahibiydi, bir ilim sahibiydi. Lemma allemnahu, ona öğrettiğimizden dolayı. Allah-u Teala buyuruyor ki benim ona öğrettiğim bilgiden dolayı böyle bir tedbiri almaya çalıştım. Yakup peygamber de çocuklarına muhtelif kapılardan girin dedi. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Bak gene getirdi, bilmezler. Bilgiye getirdi işi. Demek ki Yüce Allah Hazreti Adem'e öğretti diyor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ Bakara suresinin 31. ayetinde Hazreti Adem'e isimleri, kanunları öğretti dediği gibi burada da Hazreti Yakup'a öğrettiğini söylüyor. Allemnahu, ona öğretti. Yani Allah-u Teala peygamberlere öğretiyor, bizlere de öğretiyor. Yani iyi bilgilerin, faydalı bilgilerin kaynağı mutlaka Allah'tır. Çünkü Allah'ın olmadığı yerde böyle bir şey üretilemez yani. Allah yok mudur yani manası? Kaynak odur. Kaynak, bilgi de kaynak Allah'tır. Bunu söylemiştim bir ara size, anlatmıştım. Felsefeyi de hatırlatmıştım size. Bugün filozoflar felsefede bilginin kaynağını tartışmışlar. Bilginin kaynağında sezgi vardır, akıl vardır, deney vardır filan.
demişler, muhtelif şeyler koymuşlar. Bunları biz kabul ediyoruz. Bu filozofun söylediği, filozofların söylediğinin tümünü kabul ediyoruz. Tümünü. Ancak onun bir arka adımı var. Gâle innemel ilmu indallah. Dedi ki bilgi Allah katındandır. Yani bilginin kaynağını Allah. Böylece felsefeden bir adım daha geriye giderek meseleye bakış, yani epistemoloji dediğimiz, bilgi nazariyesi dediğimiz felsefede bir açılım getiriyor Kur'an-ı Kerim. Muhteşem bir açılım getiriyor. Nahl suresinde diyor ki siz doğduğunuzda hiçbir şey bilmezdiniz. Yani bilgi sonradan öğreniliyor. Sokrat diyor ki bilgi doğuştan gelir diyor. Onun da nazariyesini sıfıra çıkarıyor Kur'an-ı Kerim. Neyse, biz şimdi Kur'an-ı Kerim'in bilgi nazariyesini anlatacak değiliz. Ama olay şu. Allah-u Teala buyuruyor ki böyle bir tedbiri almasının sebebi ne? Çünkü o ilim sahibiydi. Yakup peygamber biliyor meseleleri diyor. Niye biliyor lan? Nereden biliyor? Lemmâlimnâ. Onu öğrettim. Ben öğrettim onu. Allah-u Teala diyor ki benim öğrettiğim bir bilgiye sahipti o. Onun için bakın buradan haykırıyorum şimdi. Keşke bunu bir televizyonda yapsak, unutmasam da bunu anlatsam. Tedbir çare. Çare bilgiden kaynaklanır efendim. Allah-u Teala bize bilgi gönderirken, din gönderirken bir çaredir, bir çıkış kapısıdır. Din bir problemi çözme yoludur, biçimidir. Allah-u Teala bizi bilgilendiriyor. Bu bilgilendirmeye tedbirler alınsın. Sosyal hayatın hastalıklarına, insan ilişkilerinin problemlerine çareler bulunsun diye bu dini gönderiyor. Bir çözümdür o. Bir tedbirdir bu din. Ha bunu zulümüm lan. Televizyonda bunu zulümüm lan. Fakat diyor Allah-u Teala insanların çoğu bilmezler. Bu Yakup peygamber bu bilgileri nereden elde etti? Benim ona bilgi verdiğimi, ona öğrettiğimi bunlar bilmiyorlar. Onun için Yakup peygamber de karşı çıkıyorlar yani. Diyor Allah-u Teala. Bu sefer وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ Yusuf'un yanına girince diyor kardeşleri اَوَا اِلَيْهِ اَخَاهُ Kardeşini kendi yanına aldı. Yani o kardeşini getirdiler, Bünyamin'i, onu yanına aldı diyor. Bunu alimler anlatıyor, bunu nasıl aldığını. Kardeşlerini ikişer ikişer oturtmuş. Bünyamin tek kalınca o da onu da yanına almış. Böyle diyenler var. Olur mu böyle? Olur. Başkaları da diyor ki hayır, ava ileyi, onu kendi Maliye Bakanlığı konutuna aldı götürdü. Kardeşini, Maliye Bakanıydı ya efendim Yusuf peygamber, onu konutuna getirdi diyenler var. Hangisi doğru? Bana kalırsa bu ikinci biraz daha rahat doğru olur. Ava ileyhi ahahu, kardeşi Bünyamin'i yanına aldı. Gale dedi. İnni ene ahuke. Yusuf peygamber ilk defa onların kardeşi olduğunu Bünyamin'e söyleyerek açıkladı. Ben senin kardeşinim dedi. Yusuf peygamber Bünyamin'e dedi ki ben senin kardeşiyim. Bunlar anadan ayrı, anadan bir Yusuf'la Bünyamin, babadan bir. Fakat öteki kardeşler anadan ayrı. Fela tebteyiz bima kanu yef'alun ya'melun. Onların yaptıklarına üzülme dedi. Yani abileri Bünyamin'e de eziyet ediyorlarmış meğer. Yusuf peygamber atlar kuyuya. Öteki kardeşi Bünyamin'e de problem oluşturuyorlarmış. Yusuf peygamber tabi orada sohbet anında ne sohbetler geçtiğini o kadar detaylı anlatmıyor. Ama bize lazım olacak olan bir şeyi burada Allah-u Teala koyuyor. Aldı getirdi onu konutuna. Konuştular da burada. Hep konuştular, burada anlatmıyor. Burada sadece diyor ki فَلَا تَبْتَيْسْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O abilerimizin, uvvi kardeşlerimizin sana yaptıklarından dolayı üzülme. Yani burada çok önemli bir mesaj veriyor.
çok önemli bir mesaj veriyor. Kardeş kardeşe eziyet ediyor. Kuyuya atacak adamı. Kardeş ya. Hazreti Adem'in oğlu kardeşini öldürdü. Demek ki ne oluyor? Nefis, bu nefis kurban istiyor, kurban. Nefis Tanrı olunca, Tanrı fikrinin olduğu yerde kurban ibadeti vardır arkadaşlar. Tanrı fikrinin olduğu yere. İstersen bu putperestlik olsun. Peygamberimizin dönemine, cahiliyet dönemine putlara kurban kesiyorlardı. Kurban, putlara da kurban kesiyorlar. Yani Tanrı fikrinin olduğu yerde bir fedakarlık yapman lazım. Nedir o? Kurban. Onun adına kesilecek. Şeytan da diyor ki, beni Tanrı edinenler var mı? Dolu. İbrahim peygamberin babası da şeytanı Tanrı edinmişti. Ama ben diyor kurban isterim diyor şeytan. Ben bana kurban keseceksin. Benim senin Tanrı olduğum nereden bileceğim? Tapın bana bakayım. Nasıl tapınacağız şeytana diyor şimdi o şeytana tapanlar. Bana kurban keseceksin. Nasıl kurban keseceğim sana? Ah kardeşini öldür. Anladın mı şimdi? Kardeşini kurban et bana, tamam bana taptığını anlarım diyor şeytan. Şimdi de amcaoğulları birbirine vurduruyor Filistin'de. İsrailler, Araplar amcaoğlu. Amcaoğlunu keseceksin bana kurban. Bana beni Tanrı'ya tanıyorsan amcaoğlunu öldüreceksin diyor. Şimdi demek ki olay bu. Üzülme dedi kardeşine. Felemma cehhezehum bi cehazihim. Yusuf peygamber o hani abileri geldi yana ondan mal istediler, tanıyamadılar onu. Mal istiyorlar. Felemma cehhezehum bi cehazihim. Onların yüklerini hazırlatınca, yani o yardımcılarına dedi ki Yusuf peygamber, bu benim abilerimin yükünü hazırlayın. Bunların yükünü doldurun yani. İşte erzak istiyorlar, işte bir takım şeyler istiyorlar. Arpa, buğday, neyse. Bunları doldurun, hazırlatın da ceale sigayete fi rahli ahihi. Yusuf peygamber kendisi gitti bardağını, bardağı, kendi su içtiği bardağı, altın bardağını diyelim, misal yani böyle diyelim, attını Bünyamin'in yüküne, kendi öz kardeşinin yüküne attı bardağı. Sümme ezzene müezzinun. Sonra dedi ki o çağırıcılardan birine, demiş ki bağırın bakayım, bağırın. Eyyetuhel iru, ey kafile, inneküm lesarikun, siz hırsızsınız diye bağırdı Yusuf peygamber. Oradan bir müezzini, bir çağırıcıyı diyoruz buna, müezzin. Efendim bizi namaza çağırdığı için adı müezzindir, adı. Müezzin ezan okuyan anlamına gelir, davet eden anlamına gelir, çağıran anlamına gelir, bağıran anlamına gelir müezzin. Melekler de mahşerde bağıracak. O ne zaman cennet ve cehenneme yerleşeceksiniz diyor Allah-u Teala. Ve nâdâ ashabul cenneti ashaben nâri en gad vecednâ ma va'adena rabbuna hakkan fehel vecedtum ma va'ade rabbukum hakkan. Galuna fe ezzene müezzinun beynehum en la'netullahi ale zalimin diyor Allah-u Teala. Tam böyle konuşurken diyor cennetliklerle cehennemlikler bir müezzin haykıracak. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun diyecek. Melek melek. Mahşerde. O müezzinlik yapacak. Şimdi bunu bir zamanlar burada söyledim onu ama çok eski söyledim onu. Müezzinlik meleklerin işidir. Müezzinlik çok önemli, çok kutsal bir meslektir. Biz onu adi görürüz. Hem caminin müezzini derdi. Böyle diyoruz. O cami müezzini kendi mesleğini de beğenmiyor. La bu müezzinlik peygamberin mesleği. Peygamber efendim Cebrail'e müezzinlik etmedi mi? Namazı öğretti ona Cebrail. Müezzinlik kim yaptı? Peygamber. Müezzin mahşerde melek yapacak bu görevi. Müezzinlik yapacak. Sen peygamberin mesleğini yapıyorsun. Sen meleğin mesleğini yapıyorsun.
Bir de dönüyor beğenmiyorsunuz. Bizim halk da beğenmez müezzini. Ne caminin müezzini? Bir arpa boyayacaksa sap olamadı ki. Ama işte bak, cehalet ha. Müezzin de cahil, kendi mesleğini sevmiyor, küçümsüyor. Cemaat da cahil, müezzini, mesleğini küçümsüyor. Ya müezzin demek kolay kolay bir iş mi? Biz profesör olduk ama müezzin olamadık. Ben gidiyorum camiye müezzine kapayar profesör olur. Lan ne demek? Öyle şey olur mu ya? Ha, nereden nereye gittik ya? Nerelere götürdü bu kelime? Ta mahşere kadar gittik. Şimdi o aradan attı ya kardeşinin yüküne tası, bardağı neyse attı. Yusuf Peygamber kendisi attı. Adamları yükleri hazırlarken gitti attın oraya. Sonra da arkadan bağırdı bir müezzin. Ey kafile dediler. Bağırdı. Siz hırsızsınız. Aman ya Rabbi. Galu dediler ve ekbelu aleyhim. O bağıran sese doğru yöneldiler diyor. O Yusuf Peygamber'in abileri kafile giderken böyle bir ses çıktı. Ama hangi kafileye söylüyor? Bir sürü kafile var orada. Tabii ey kafile. Döndü baktılar. Öyle diyor Allah-u Teala. Döndüler ve dediler ki mâdâ tefkudûn. Ne kaybettiniz? Yusuf Peygamber'in abileri o bağıranlara dediler ki ne kaybettiniz? Galu dediler o bağıranlar. Nefkıdu suva'el meliki. Kralın tasını kaybettik. Kralın tasını kaybettik. Veya bardağını kaybettik. İbriğini. Neyse. Ama çok önemli bir ibrik veya tas. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. O tası getirene bir deve yükü ödül var. Demiş. Bağıranlar. وَاَنَ بِهِ زَعِيمٍ. O bağıranların başı dedi ki ben de buna kefilim dedi. Yani bir deve yükü ödül verileceğine ben de kefilim dedi. Dedi. Şimdi burada çok ilginç bir çıkarım yapacağım size. Bir yazılı hukuk vardır, bir yazısız hukuk vardır. İşte bu suçluyu bulana ödül vermek yazısız hukukun gereğidir. Bu şimdi de çalışıyor bu. Wanted. İngilizce yazar Amerika'da wanted aranıyor. Bu hırsız aranıyor. Ödül kondu başına. Saddam'ı bulan getirene 100.000 dolar. Falan falan falan. Misal. Bu aslında yazılı hukukta yoktur. Ama yazısız hukukta var olan bir olaydır bu. Suçluyu yakalayana ödül verme olayı. Şimdi bunu bu ayetten çıkarıyoruz. Yani onu getirene bir deve yükü ödül verileceğini söylüyorlar. Galu Yusuf Peygamber'in abileri dedi ki tallahi Allah'a yemin olsun ki lekad alimtum ma ci'na linufside fil ardı ve ma kunna sarikin. O bağıranlara ey kafiler siz hırsızsınız diyenlere dediler ki Allah'a yemin olsun ki siz biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmak için gelmedik. Bizim burada bir bozgunculuk yapmak, fesat çıkarmak için gelmedik. Ve mâ kunnâ sârikîn, biz hırsız da değiliz diye cevap verdi. Şimdi buradan bir çıkarım yapacağız bugüne. Yani buradaki bağıranlarla kafile arasında geçen bu diyaloğu Allah-u Teala bize niye anlatıyor? Ne anlamı var yani? Diye bir soru sorarız.
Bu sorunun mutlaka bir çıkarımı olması lazım. Şimdi burada şu çıkıyor meydana. Hırsızlık fesattır, fesat. Hırsızlık bozgunculuktur. Yani mülkiyet hakkına tecavüzdür. Mülkiyet hakkına tecavüz toplumda fesat meydana getirir. Bozgunculuk meydana getirir. Muhteşem bir çıkarımdır bu ha. Benim çocuğum. Ha, kimseye vermem. Burada bak ne diyor? Biz buraya fesat çıkarmaya gelmedik. Yani hırsızlık yaparsa bir adam fesat çıkarıyor demek ki. Bunu biliyorlar. Yakup'un peygamberin çocukları bunu biliyorlar. Burada tanımını yapıyor. İşte arkadaşlar, mülkiyet hakkına tecavüz edildiği, hortumlamanın yapıldığı bir ülkede fesat var demektir. Çünkü insanların mülkiyet hakkına tecavüz yapılıyor demektir. Bugün görüyorsunuz Türkiye'yi, yolda kadınlar soyuluyor. Kapkaççılık yapılıyor. O büyük kapkaççılar var. Bankayı kaçırıyor adam ya. Bankayı alıyor kaçırıyor. O zamanlı adam birbirinin cebinden alıyor biraz para yani. Ya. Oğlum adam bankayı kaçırıyor ya. Nokta nokta daha diyeceğim var ama diyemeyelim. Diyemeyelim işte burada kalıyor. Ha. Şimdi buradan şu Kur'an-ı Kerim'i, bu ayeti Yusuf peygamberin abilerinin bu konuşuğundan anlıyoruz ki bunlar çok kültürlü. Yani Yakup peygamberin çocukları ama işte şeytan da böyle pislikler yaptırıyor onlara. Kardeşlerini atıyorlar çukurlara mukurlara filan. Ama biliyorlar yani. Kültürlü adamlar. Diyorlar ki siz öyle bir laf söylüyorsunuz ki yani biz burada fesat çıkarmaya geldik manasına gelir. Nasıl biz çalarız? Böyle bir şey olmaz. Biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Ve mahkumla sarıkın biz hırsız da değiliz. Böyle iftira etmeyin bize ya. Biz böyle bir şey çalmadık. Falan diyor. Galu dediler. Bağıranlar. Fema cezavuhu in kuntum kazibin. Eğer siz yalan söylüyorsanız diyorlar Yusuf Yakup peygamberin çocuklarına. Eğer siz yalan söylüyorsanız bunun cezası nedir? Soruyorlar. Bağıranlar şimdi yetişmiş kafileye. Yakup peygamberin çocuklarının kafilesine yetişmişler. Dediler ki biz hırsızlık yapmadık. Biz burada fesat çıkarmaya gelmedik. Ama dediler ya yalan söylüyorsanız, ya sizin yüklerinizden birinden çıkarsa bu tas, bu bardak neyse çıkarsa cezası nedir diye soruyorlar şimdi. Galu, Yakup peygamberin çocukları da cevap veriyor. Cezâhu men vucide fî rahlihi fehuve cezâ. Kedâlike kid nezil zalimin. Şimdi Yakup peygamberin çocukları kafile şöyle cevap veriyor. Kimin yükünde bulunursa onun kendisi bunun cezasıdır. Yani kendisini alıkoyarsınız. O cezanın karşılığı bu olur ona. Çalanın kendisi cezası olur bu işin. Kederken ecci zalimin. Biz ülkemizde böyle zalim olan hırsızları böyle cezalandırırız. Muhteşem bir anlatım var burada şimdi. Bakınız. Nedir bu? Diyor ki suçun ferdiliğini, cezanın ferdiliğinin devrimini yapıyor burada. Allah-u Teala bunu bize niye anlatıyor? O konuşukları anlatırken bu kadar detaya giriyor. Efendim cezası ne olur, onlar böyle bir cevap veriyorlar. Kim çalmışsa o cezalandırılır diyorlar. Ha burada muhteşem bir modern hukuk prensibini koyuyor. Kim çaldıysa o cezalandırılır. Kafile değil, kardeşleri değil, o kafilede bulunanlar değil. Kimin yükünde varsa o cezalandırılır. Ha bunu uygulasak şimdi. Ah gönül, ah gönül.
Ah bu sine, neler var sende de diyemiyor. Birilerini cezalandırmak için halkın için cezalandırıyorsun. Nokta, nokta, nokta. Ben reyimi veriyorum. Benim reyimi nasıl cezalandırırsınız sen? Anladınız mı? Bitti. Ha, ha. İşte söyleyeyim. Zavallı bayraklar. Şimdi muhteşem bir devrim bu. Kim suçluysa o. Böylece Kur'an-ı Kerim modern toplumun objektif hukukun temelini almış oluyor. Suçun ferdileşmesi arkadaşlar hukukun en büyük devrimidir. Bunu televizyonda söyledim biliyorsunuz. Ceviz kabuğunda bunu başsavcılık yapmış adama takır 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 dedim. Şimdi bak Kur'an-ı Kerim görüyor musunuz nasıl bir devrim yapıyor burada? Fakat çok ilginç. Yakup Peygamber'in çocukları o kadar kültürlü ki diyorlar ki kederke neciz zalimin. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. Kim suçluysa ona cezalandırırız. Hırsızı hırsızlığa zulüm diyor, zulüm. Oo, mülkiyet hakkına tecavüzü zulüm diye nitelendiriyorlar. Manayı böyle veriyor. Zulüm nedir? Birinin malını çalmaktır efendim. Oo, mülkiyet hakkına tecavüz zulüm olarak değerlendiriliyor. Zulüm kelimesine bir anlam veriyorlar. Bu Yakup Peygamber'in çocukları muhteşem bir, demek ki kültürleri var yani, bir ailede yetişmiş yani, bir peygamberin ailesinde yetiştiğinden belli. Eğer hırsızlık yapılmışsa diyorlar bu zulümdür. Hırsızlığı yapan zalimdir. Nasıl ki benim hakkımı mahkemede çalıyorsan, yalan yere şahitlik yapıyorsan, zulüm yapıyorsa veya hakim haklı olduğum hakkı benim aleyhime rey veriyor, aleyhime karar veriyorsa, zalim oluyorsa, nasıl ki bir devleti yöneten bir firavun diyelim, firavun halkı eziyorsa, ona zalim deniyorsa, siyasi açıdan, ekonomik açıdan da mülkiyet hakkına tecavüz zulümdür. Zulümler, zalimler dolaşıp duruyor. Bu sefer muhteşem şeyleri anlatıyorum size ha. Yani febede bi evi'iyetihim gable vi'ayi ehihi. Yusuf peygamber hemen yetişti kafileye, abilerine yetişti. Kendi kardeşi Bünyamin'in yükünü diyor aramadan evvel öteki kardeşlerinin yükünü aradı diyor. Yani olmayanlardan başladı. Orada olduğunu biliyor. Kendisi koydun oraya. Bünyamin'in yükünde olduğunu biliyor. Önce diyor Allah-u Teala ötekilerin yükünü aradı. Sümme stahrecehâ min vi'âyi ehîh. Sonra onu kendi öz kardeşinin yükünden çıkartıyor Yusuf peygamber. Aha buldum dedi tası. Aha Bünyamin çaldı bunu. Kezalike kidna li Yusuf. Yusuf peygambere yakışır mı şimdi? Soruyu soracağız. Ya Rabbi bu nasıl peygamberdir? Atıyor onun yüküne tası. Sonra gidiyor, buluyor onu diyor sen hırsızsın. Bu nasıl peygamberlüktü? Soruyu soracağımızı bildiği için ayetin devamında cevap veriyor. Kezalike kidna li Yusuf. Yusuf'a bu tedbiri biz öğrettik diyor Allah-u Teala. Nasıl eğleyecek kardeşini geriye? Kardeşini geriye nasıl bırakacak? Bırakması mümkün değil. Bir şey bulacak da onu bırakacak onu geriye. Abilerinden onu ayırıp kendi öz kardeşini geriye alması için bunun çaresi yok. Bu tedbiri diyor ben öğrettim ona diyor. Allah öğretmiş. Yusuf Peygamber'e.
Demiş abi git o tasa at onun yüküne. O da gitti attı onun yüküne. Buldun oraya. Şimdi bu cevabı vereceğimizi bildiği için Allahu Teala bu soruyu soracağız yani. Ya Rabbi olur mu bu yani? Bu bir peygambere yakışır mı buna şimdi yani? Durup dururken çocuğun yüküne atıyorsun tası, sonra diyorsun ki bu buldum onu, ha buradan çıktı. Böyle bir şey olur mu ya? Hayır diyorlar ona. Bu tedbiri ben öğrettim ona. Bak. مَا كَانَ لِيَأْخُدَ اَخَاهُ ف۪ي د۪ينِ الْمَلِكِ Aman Allah! Muhteşem bir çıkarım yapacağız buradan şimdi. Diyor ki Allah-u Teala, aksi takdirde Melik'in hukukuna göre o çocuğu geri bıraktıramaz diyor. Allah söylüyor. Baba. Melik'in hukuku derken demek Allah beşeri hukuku kabul ediyor. Ha. Biz gâr hukuku deyip duruyorlar. Bu Müslümanlar hep gâr hukuku dediler. Ha. Allah-u Teala 1400 sene evvel bize daha Yusuf peygamber zamanında olan bir olguyu anlatırken diyor ki aksi takdirde Melik'in hukukuna göre din diyor burada, din, Melik'in dinine göre yani hukuk demektir bu. Din hukuk anlamına gelir, din kanun anlamına gelir, din yol anlamına gelir, din ceza anlamına gelir, din mükafat anlamına gelir. Bir sürü manası var. Şimdi bak. Ha bunu anlatmam lazım televizyonda bu ayet. Allah diyor ki aksi takdirde Melik'in dinine göre, hukukuna göre o çocuğu alıkoyamazdı. Yani o çocuğun seyahat özgürlüğünü engelleyemezdi. Aman. Yani sen bir adamın öyle bir hukuk koymuş adam. Hırsızlık hariç yahut büyük suçlar hariç kimsenin özgürlüğünü, seyahat özgürlüğünü engelleyemez efendim. Ticaret özgürlüğünü engelleyemez efendim. Şimdi dünya insan hakları evrensel beyannamesi gelsin buraya konuşalım. Ya bak. Buna dünya duysun mu? Neredeydim ben ya? Kaybettim buraları. Ha bakın abi. Ha şimdi ne çıkıyor bakın. Buradan bir seyahat özgürlüğü. Adam kanun koymuş. Mısır kralı Yusuf peygamber zamanında Mısır kralı bir kanun koymuş. Kimsenin seyahat özgürlüğü engellenemez. Ama hırsızlık yapmışsa engelleyebilirsin. Yani o engellenen sebeplerden birisi hırsızlık. Onun için attı onu yüküne de hırsızlık yaptı diye bulayım onu da engelleyeyim onu. Alayım onu geriye. Başka türlü asla engelleyemez onu diyor Allah-u Teala. Ama bu muhteşem bir ayet ki demek ki Melik'in hukuku olurmuş. Bir beşeri hukuk olurmuş. Varmış. Ve Allah da o hukuk doğruysa onu kabul ediyor. Ediyor. Eğer olmasaydı senin peygamberin hangi dinle evlendi derler sana, hangi hukukla evlendi, 25 yaşında evlendi peygamberin, peygamberlik gelmemişti ki ona, daha din gelmemişti ki, İslam yoktu ki, hangi dinle evlendi diye sorarlar sana. İşte ki o zamanki hukuka göre evlendi, örf adet geleneklere göre evlendi senin peygamberin. Anladın mı şimdi? Ya nikahın dinlisi dinsiz olmaz efendim. Nikah bir akittir, bir de. İmam nikahıymış, yok memle nikahıymış, yok memle nikahıymış. Senin peygamber hangi imam nikahıyla evlendi 25 yaşındayken? Sorarlar sana. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ebu Leheb'in karısı diyor. Kafirin karısı diyor, bak karı. Nikahını kabul etmesi karısı der mi? Firavun'un karısı diyor. Hangi dinle evlenmiş? Firavun. Anlıyor musun nerelere? Nereleri çıkarıyorum biz? Nereleri? Evet, biz bu Kur'an'ı böyle inceliyoruz. Şimdi şuna bak. İnsanı terletiyor kardeşim. Ama bu ülkede Müslümanlara gavur hukuku dediler ya. Dedittiler ya. Batıya hukuku, İslam hukuku öğretti kardeşim.
Batı'ya hukuku İslam öğretti. Torunumuz geliyor yanımıza, torunumuzla diyor ki sen cahil çocuğusun. Ama ki benim hukukum buraya geliyor ya. Anladın mı şimdi? Neler yaptılar bu memlekete? Bu insanlara, bu Müslümanlara, bu hocaların yanlışlığı. Ne yanlışları yaptırdı? Ne? Daha neler? Ha, Allah-u Teala diyor ki Melik'in dinine göre bunu yapamazdı Yusuf peygamber. Çocuğu kardeşini evleyemezdi. İlla en yaşa Allah. Allah dilerse yapar. İşte ben de diledim. Ona o şeyi, tedbiri öğrettim ona. At ona dedim şeyine, yüküne şeyi öğrettim. Nerfa'u derecatim men neşâ. Dilediğimizin rütbesini, şerefini, haysiyetini, makamını yükseltiriz diyor Allah-u Teala. Yükseltiriz. Çünkü ve fevka külli zî ilmin alim. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Vay. Şu prensibi görüyor musunuz? Her bilenin üstünde bir bilen var. Ha, ben her şeyi biliyorum deme ha diyor Allah-u Teala. Gururlanma ha bilginle. Senden de üstün bilen vardır. Senden de üstün bilen gittik. İşte en yukarıda Allah. Herkesin üstünde her şeyi bilen Allah var işte bu kadar. Yani buraya basamak basamak gittiğimiz zaman benden de üstün bilen var, ondan da üstün bilen var, ondan da üstün bilen olacak. Şu anda yoksa olacak. Ama bütün bunların ötesinde her şeyi bilen Allah var. En yukarıda. Şimdi burada açıklamamız gereken konu var. Şimdi Allah-u Teala buyurdu ki nerfa'u yükseltiriz derecatin derecelerle yükseltiriz men neşâ'u dilediğimizi yükseltiriz. Allah'ın dilemesi değerli kardeşlerim, Allah'ın dileği, Allah'ın isteği insanların yücelmesidir. Allah bu kitapları, bu vahiyleri bunun için gönderdim ben diyor. Benim maksadım insanları yüceltmektir. Yani şeref bakımından, değer bakımından, erdem bakımından, erdem, fazilet yani. Fazilet bakımından insanları yüceltmektir. Ama ben bunu yaparken neyle yapıyorum biliyor musunuz Allah'ta? Ayetlerimle. Nerede söylüyor bunu? Araf suresi. Bak, gidelim oraya. Öyle kafadan konuşmak yok. Bak. وَلَوْ شِئْنَا Biz dileseydik, yani diledik. شِئْنَا, diledik. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Onu ayetlerimle yüceltmek istedim. Yükseltme, rafa. Manen yüceltmek istedim diyor Allah-u Teala. Benim ayetlerim bunun için gelmiştir. Bunun için bu bilgiyi veriyorum size. Bu ilahi bilgiyi size bunun için gönderdim. Kulum bu bilgiye göre hareket etsin de yücelsin. Bak. وَلَكِنَّهُ اَخْرَدَ اِلَلَّهُ Ne yazık ki diyor Allah-u Teala, insanoğlu yere çakılıp kalıyor. Yere çakılıp kalıyor. Ben ona diyorum ki gel yukarı. O diyor ki yok ben yerde kalacağım. Nasıl anladın? وَتَّبَعَ هَوَاهُ Hevasına tabi oldu diyor. Yani insan aklının peşine giderse, ilahi vahyin peşine giderse yücelir. Nefsinin arzularının peşine giderse aşağılanır. Aşağıya iner. Nefis çok ağırdır. Aşağı çeker insanı. Uçurmaz insanı. Tavuk gibi uçmaya çalışırsın. Top düşersin. O doğan olamazsın, doğan, şahin olamazsın sen. Seni uçuran benim ayetlerimdir diye uçuracak olan. Ama ne? Yere çakılıp kaldı diyor.
ve hevasına tabi oldu diyor. Nasıl anlatayım sana bunu diyor. Şimdi bunu bir misalle anlatayım size diyor. Bunu şimdi belki anlamadınız diyor Allah-u Teala. Buraya bir şey dedim, yükseltmek istiyorum ayetlerimde. İnsan yere çakılı kaldı, hevasına tabi oldu. Bunları belki anlayamadınız diyor. Ben size anlatayım bunu diyor. Femeseluhu. Bu adam kemeselil kel. Köpeğe benziyor. Ha köpeği biliyoruz. Mesela köpeği bildiğimizi onu anlar. Bunu şimdi anlar. Köpeğe benzer. İntahmil aleyhi yelhef ev tetruku yelhef. O köpeğin üzerine de gitsen havlasına, gitmesen de havlar. O durmadan havlar. Durmadan havlayan bir köpek gibidir o diyor adam. Ben yüceltmek istediğim halde o yerde çakılıp kalıyorsa işte o köpeğe benzer. Üzerine gitsen de havlar sana, gitmesen de havlar. Durup dururken havlar. Durup dururken. Nokta nokta. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Anlayın da. Gelin bu kalbimi açın da. Açın da, açın da bulun orada. O kitabı bulun burada. Allah-u Teala. Ya Rabbi bunu niye böyle anlattı? Ha buraya köpek dedin adama, hakaret ettin adama. Bu niye dedim burada? Bu soruyu sorarız. Ayetin devamı verir cevap. Lelike işte bu. İşte bu verdiğim misal. Meselul kavmillezine kezzebu bi ayatina. Ayetlerimi yalanlayan, inkar edenlerin örneğidir, misali budur diyor. Benim ayetlerime karşı durmadan havlıyor. La bir şey yapmayalım sana. İnkar ettin beni dedim sana, özgürsün. Öyle dur yerine de ayetlerimin aleyhine niye konuşuyorsun? Niye kitap yazıyorsun? Niye makale yazıyorsun ayetlerim hakkında? Tamam özgürlüğünü verdim, inkar ettin, kafir oldun, gitti. Ama havlayacak. Oo, inkar psikolojisini akıtacak. Salyalarını akıtacak diyor Allah-u Teala. O benim ayetlerimi inkar eden o salyalı adamlar var ya diyor. Ha işte o bu köpek odur. Onun için örnek verdim diyor size. Anlayasın diye. Faksusil kasasa. Bu hikayemi anlat ya Muhammed. Anlat ha bu anlattığım o insanlar aradaki. Leallehum yetefekkerun. Umulur ki düşünürler. Onların düşünmesi için ben bu örneği veriyorum. Ya Muhammed, beyinlerini harekete geçirsinler diye. Nereden nereye geldi? Ha burada bir kelime bizi buralara getirdi. Buradan. Neydi o? Ha. Nerfa'u derecatim men neşâdedi burada Allah-u Teala. Onun denk ayeti oradaydı yani. O Araf suresindeki ayetti. Allah'ın bu ayetleri göndermesinin amaçları var Kur'an'da. Yani bu bir konferans işi olabilir. Yani bir iki saatlik bunu ancak bitirebilir yani. Da bunlardan bir tanesi o Araf suresindeki ayettir. Buyuruyor ki Allah-u Teala bu ayetleri göndermemin ana sebebi insanoğlunu yüceltmektir. Onu erdem basamaklarından çıkarmaktır yukarıya doğru. Erdem basamaklarına. İşte benim amacım budur diyor Allah-u Teala. Ben Allah olarak niye size bu ayetleri göndereyim ki? İşte bunlar dolayı. İşte ben dilediğimin derecelerini yükseltirim. O ayetlerle hareket eden insanların derecelerini ben yükseltirim. İşte Yakup peygamber öyle hareket etti, yükselttim onu işte. Yani özel manada alırsak onu. Bu ayetler Yusuf peygamberle alakalı olduğu için özel manada alırsak onu bu çıkar. Ama şunu bileceksiniz. Ve fevka külli zî ilmin alim. Her bilenin üstünde bir bilen olduğunu bilecek. Şu var ya şu ayetin bu kısmı. Ve fevka külli zî ilmin alim. Her şeyi halleder ha. Bir defa üniversiteleri halleder. Çürüyen üniversiteleri ayağa kaldırır. Yani her profesör, her doçent bilecek ki kendinden daha üstün bir adam var. Bunu takdir edeceksin kardeşim. Haset etmeyeceksin. Kin duymayacaksın. Kıskançlık yapmayacağız. Kıskançlık eritti götürdü bizim üniversitemizi. Çürüttü. Kıskançlık. Ben bilirim diyor adam. O ne anlar diyor.
Ha bu kendisi şişirildi. Bu bilenlerin arkasından entrikalar yaparak onları engelleme var ya, ha bu bizi bitirdi. İslam alemini bitirdi ha. Bu çok önemli bir kanser urudur bu. O en tehlikeli kanserlerden biridir bu. En tehlikeli var ya ha, böyle iki ayda götürüyor yani ha. Efendim? Ha! Şimdi siyasette de bu böyle. Bilen adama itibar edeceksin kardeşim. Bu işi biliyor işte. Bunun tecrübesi var bu adam. Değil mi? Bunu saygı duyacaksın kardeşim. Sen bileceksin ki bilenin üstünde bir bilen vardır. Kardeşim bu kuralı bileceksin sen. Bu ayeti var mı? Onun için herkes farkında mısınız? Özel şirketler hariç herkes kendinden aşağı bir adamı danışman alıyor. Kendine akıl verecek bir adam alma. Kendine kafa sallayacak böyle. Bu durmadan bu kafa pompa gibi gidecek. Hani o evet hayır var ya, Erkan Ocaklı mı nedir o bir tanesi var ya hani der ya. O bir kelime iki kelimeyi söylemeyecek. Evet hayır demeyecek. Pompa gibi de yapmayacaksın. Böyle yapacaksın. Şimdi bu hiç tenkit edemeyen, akıl veremeyen, bir şey bilmeyen, sadece kendi adamının, işte onu idare eden adamın, efendim, evet efendim çok iyi, haklısınız, doğru söylüyorsunuz efendim. Ya kardeşim senin bir fikrin yok mu? Ben yanlış yaparsam nasıl olacak bu? Ula ben her şeyi bilemem ki. Ben bu ülkeyi idare ediyorum, ben bunu her şeyi nasıl bilirim? Sen akıl veriyorsun bana. Beni durduracaksın icabında, kavga edeceksin benimle. Olmaz bu, böyle olacak diyeceksin. Ama bu kaliteli insana danışmanlık vermekle olur. Bana yağ çeksin diye dersen bunu, bana pompa gibi kafasını sallasın dersen bu olmaz. İşte onun için her bilenin üstünde bir bilen vardır evlat. Evlat. Bunu 1400 sene evvel o cahiliyet döneminde Kur'an haykırdı. Kur'an haykırdı. Bakın bu nasıl bir toplum istiyor, nasıl bir anlayış istiyor, nasıl bir ilişki sistemi istiyor siyasette, ekonomide. Adam 20 bin dolar veriyor maaş. Niye veriyor adama maaş 20 bin dolar? 10 bin dolar maaş veriyor adam. Niye veriyor ya? Adam adamdır da. Biri. Ay bu. İşte bir devleti yüceltmenin yollarından birinde buradadır arkadaşlar. Bir devletin yücelmesi bundandır efendim. Bakın ben bir hatıram anlatayım size. Neden nasıl oluyor bunları görün. Washington'da Amerikan Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Oranın Middle East Center'ı var. Middle East Center'de Orta Doğu merkezi. Orta Doğu ile ilgili çalışan bir merkez var orada. Bu merkezin başkanını ziyaret ettim. Bir kadın. Genç bir kadın. Konuşuyor, baktım Türkçe biliyor. Harika Türkçe konuşuyor. Aa! Dedim sen bu yaşta dedim bu enstitünün başkanı nasıl olur dedim. Yani bu dikkati çekiyor yani. Genç bir hanım. Bir Middle East Center'ın başkanı. Bu Türkçeyi nereden öğrendi? Dedi ki ben Türkiye'de Diyarbakır'da aile yapısını inceledim 4 yıl. Bir köyde bir ailenin yanında kaldım dedi. 4 yıl orada doktoramı hazırladım ben dedi. Benim doktoram dedi. Türkiye Güneydoğu'da aile yapısı üzerinde dedi. Allah! Dedim sen buraya niye başkan oldun dedi. Dedi Güneydoğu ile ilgili bir problem oldu mu dedi bizim devlet adamlarının hemen beni çağırırlar. Ba bana danışır dedi. Ben ona Güneydoğu'nun sosyal yapısını, aile yapısını, kültür yapısını, gelenek yapısını, örf adetleri, törelerini anlatırım dedi. Onun için bakıyorsun ki oradan konuşuyor adam her şeyi biliyor. Lan nasıl biliyorsun? Ha danışmanı var adam. Adamın danışmanına söylüyor, bana anlat diyor. Türkiye'nin güneydoğusunu anlat bana diyor. İşte bu. Yani demek istediğim, neden geldim buraya anlattım bunu. Olay şu. Bir memleketin, bir devletin yücelmesi bu kurala bağlıdır.
bilecek ki herkes, bir bilenin üstüne bir bilen vardır. Bunu bileceksin. Bunu uygulayacaksın. Bilmek bir şey ifade et. Kalu. Bu sefer hani dediler ya işte hırs çalındı filan, bunun cezası ne olur filan filan dedi ya. Bu sefer Yusuf peygamberin abileri cevap veriyor. Bu ara yerde bir çıkarım yaptı Allah-u Teala. Bunları söyledi. Ara yerde, kıssanın ara yerinde dedi ki bak ben bunları bunun için anlatıyorum size ha filan dedi bize. Şimdi bu sefer yine diyaloğa geçti. Kalu dediler. İn yesrik. Eğer bu Bünyamin çaldıysa, yükünde buldu ya Yusuf peygamber tası. Eğer bu çaldıysa fakat saraka ahullahu minkam. Bundan evvel de bunun abi bir kardeşi vardı Yusuf. Demiyorlar Yusuf da. Bunun kardeşi de hırsızdı. O da çalmıştı biliyor musunuz? Yusuf peygamber söylüyorlar onu. Kardeşler orada. Hala bak iftira ediyorlar şimdi. Yani şu dehşet olaya bak. Yani öyle bir sahne ki bu. Ya, çaldıysa bunu bu Bünyamin bu kardeşimiz onun kardeşi vardı bir tane var ya ha, o da hırsızdı. Tabii kardeşleri Yusuf'u tanımıyorlar. Fe esarraha Yusufu fi nefsihi. Ba 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 ba. Yusuf onu bir sır olarak sinesinde gizledi. Demedi onlara ki o dediğin kardeş benim ya, ben hırsız mıydım ya? O ne biçim konuşuyorsunuz? La ben size erzak veriyorum. Ben buranın maliye bakanıyım. Bana diyorsunuz ki onun kardeşi de böyle hırsızdı. Yani ben hırsızdım öyle mi ya? Değil mi? Yüzüne vurmadı. Bak ne diyor? فَاَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ. Yusuf nefsinde onu gizledi. Bastırdı aşağı. Deme, deme. Akıl dedi ona ki deme, deme. Nefis diye de. O dedi deme. O da demedi. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. Onlara bunu açıklamadı. Onların yüzüne bunu vurmadı. قَالَ اَنْتُمْ شَرُّمْ مَكَانَا dedi. Kendi içinden dedi veya onların yüzüne demiş olabilir. Demiş ki Yusuf peygamber, sizin yeriniz çok kötü. Bulunduğunuz yer çok kötü. Kendi içinden dedi diyenler var. Çünkü o فَاَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ onu içinde gizlediği şeyinden, cümlesinden hareket edenler, alimler haklı olarak dediler ki bunu onlara demedi. Sizin bulunduğunuz mekan çok kötü. Çok kötü durumdasınız dedi. Çok kötü durumdasınız. Diyorlar ki bunu demedi de içinden dedi onu diyor. Ben de biraz bu yorumu yapanlara hak veriyorum yani. Vallahu a'lemu bima tasifun. Allah sizin söylediklerinizi, vasıflandırdıklarınızı Allah bilir. Tahmin ediyorum ayetin bu kısmına göre de açıktan söyledi. Çünkü ayetin bu son kısmı açıktan söylemiş olması lazım. Yani başına bakarsan ayetin gizli dedi, sonuna bakarsan açıktan söyledi. Bu sizin mekanınız, sizin yeriniz çok kötü. Ama kendisini hala o hırsızlıkla vasıflandırdıkları kardeşleri olduğunu söylemedi. Yüzlerine vurmadı. Biz olsak bunu vururuz. Bak burada muhteşem bir kardeşler arası ilişkiyi anlatıyor. Muhteşem bir Maliye Bakanı halk ilişkisini anlatıyor. Bu kadar iftira etmelerine rağmen onlara erzak vermemezlik yapmıyor. Onların yüklerini gene dolduruyor. Gene veriyor onlara. Ama bir taraftan da hırsız olduğunu söylüyor. Ama biz şimdi olsak, biz siyasetçi olsak çıksak oraya adamın iflahını söküyoruz. Yani o zaman da varmış böyle iftiralar. Şimdi de siyasette yapılıyor ya. Adama diyor ki sen falan yerde falan cümleyi dedin 10 sene evvel. Buna demedim de. Dedin değil. Ve demedim. Burada kaldık. 77. ayette kaldık efendim. Burada çok önemli çıkarımlar yaptık. Allah Kur'an'ı doğru anlayan,
doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Şimdi efendim.